Cümleten herkese saygılarımla selamlıyorum. Orhan Usta öyle bir teknoloji geliştirdi ki bahçenize fidan diktiğiniz zaman 5 yıl, 10 yıl beklemenize gerek kalmadı. Buna son veriyoruz arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüzü ben geliştirdim arkadaşlar. Size bunu baştan sona kadar anlatacağım. Görüntü yakından alalım. Arkadaşlar bunun ucunu kuş burnu gibi yaptım bakın. Ağacın köküne zarar vermesin diye. Şive bunun içinde birkaç tane delik var. Şimdi bunu anlatacağım arkadaşlar size. Bunu ağacın dibine saplıyoruz arkadaşlar şu şekil. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu buraya kadar yaptık. Ağaçların dibini aç kapa meselesi yok. Kazma küreklerden diplerini açarken, kapatırken ağaçlarımızın bazı kökleri zarar görüyor. Şimdi ben buna su dolduracağım. Vitaminli su. Vitamin ne oluyor arkadaşlar? Benim burada gördüğünüz gibi bunda vitaminli. Arkadaşlar bakın işte bunu da yapmıştım buraya. Tekrar size göstereceğim. Gel kameram. Şimdi arkadaşlar buna özel vitamin geliştirdim. Doğal şeyden. Şimdi buna bir bardak gördüğünüz gibi sallıyoruz bunu. Dibinde tam karışsın diye. Bu bardaktan buna bir bardak vitamin attım. Ve bunu karıştıracak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar merak edeceksiniz. Orhan Usta bu vitamini bize niye söylemiyor diye. Söylememin sakıncası var. Şimdi arkadaşlar ben bunu şu ilaçtan yaptım dersem sabahleyin fiyatlar 10 katlayacak. Birincisi bu. İkincisi benim yaptığım vitaminden ziraada satılmıyor. Doğal şeylerden yaptım geliştirici. 7 çeşit bitkiseli birleştirip buna ilaç yaparak bunu içine kattım. Bunu da alıp onun içine boşaltacağım arkadaşlar. Kameram gel yakından görelim. Şimdi burada su boşaltma bırak kameram yakından alalım. Görüntü yakından alalım. Dön kameram dön. Gördüğünüz gibi buradan su boşaltma hava deliğimiz var. Buradan suyu boşaltıyoruz arkadaşlar bakın. Bunun dolusu tatlıcanın böyle iki şişeli. Bunda bir şişeli kaldı arkadaşlar. Şimdi dön görüntüm kameram şöyle dön. Şimdi arkadaşlar bunun özelliği ne? Bak iyi anlayın. Bu direkt dibine köke indiriyor suyu. Güneş bunun nemini almıyor. Bak buralar hiç yaşarmadı. Bu su 10 ve 15 dakika içerisinde ağacın bütün damar köklerinin hepsine yayılacak. Yayıldığı zaman hem ağaca vitamin verecek hem ağacı güçlü büyütecek, boyatacak ve kalınlaştıracak arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Ben bunu denemeden, faydasını görmeden hemen benim takipçilerime, vatandaşlarıma paylaşım yapmıyorum. Bunu ben 5 yıl boyunca deney yaptım her sene ve büyük randıman vererek, ağaçlara hızlı gelişim görerek çok faydasını gördüm. Onun için sevdiğim tüm takipçilerimden bunu paylaşmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar gelin size gösterelim. Şimdi bunu geçen sene dikmiştim. Görüntü büyüden gel. Bu taraftan gel. Bunu yakından alalım görüntü. Bu aşı 10-15 gün falan oldu, civarında oldu. Bunu atalım. Bak ipten sarıl arkadaşlar aşı. Uzağa gidelim. Görüntüyü uzaktan alalım. Arkadaşlar şimdi bu fidan geçen sene dikmiştim ve bir yıl içinde aşıya geldi. Orhan Usta kesinlikle hayatında yalan söylemedi.
yalan söylemez de insanları kandırmaz da. Çünkü yerin altı var. Ben burada yalan söyleyip insanları kandırırsam öbür yerde bunun sorgusu suvalı var. Şimdi ben burada sizden görüntü paylaştım. Bana para mı verirse? Ben sizden bir şey mi istiyorum? Karşılık mı istiyorum? Hayır. İnsanlarımız, vatandaşlarımız faydalansın diye ben bu teknolojiyi geliştirdim arkadaşlar. Şunu görüntüyü bir al bak, o su boşalmış, bak bitmiş arkadaşlar. 15 dakika olur. Gördüğünüz gibi 15 dakika oldu. Gelelim kamera. Bir de arkadaşlar aşağıda var, onu da size göstereyim. O da geçen sırada onu da aşattım. Daha bunlar bir yıllıktır. Bu tarafa geçer misiniz? Görüntüyü bir taraftan alalım. Bak arkadaşlar, bu da aşı buradan. Bak ipten bağlı, gördüğünüz gibi. Bu fidan geçen sene bir yıllık arkadaşlar. Bir yıllık aşı, yani bu sene ikinci yılı. İkinci yılı buna aşı atıyorum. Arkadaşlar suyumuzun başına gidelim. Bunun suyu bitmiş. Arkadaşlar başka bir yakacağım, montaj yapabiliriz bunu. Gelelim. Kameram az bir uzaktan alalım. Tam gösteresin, görüntüyü tam alalım. Dostlarımız, kardeşlerimiz görsün nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar, su direkt bunun köküne iniyor. Güneş kesinlikle bunun buradan akan suyu, yani nem torpağı, yaşlanmış torpağı, koruyucu suyunu kesinlikle güneş görmez ve almaz. Çünkü direkt köklerine yayılıyor. Buradan açıp kapadığımız zaman suyu boşalıyoruz. Yarısından çoğunu, diyelim ki 10 litre su koyduk, 6-7 litresini güneş alıyor, kurutuyor, yani güneşe gidiyor. Ve bir işe yaramıyor. Buradan kazmadan açarken bazı kökleri de yaralanıyor. En doğrusu bu. Bunun da ucunu sivri ve kuş burnu gibi yaptım kendisini. Bu teknolojisi kuş burnu gibi oldu. Ağaçlara çaktığımız zaman ağaçların kökünü yaralamıyor. Böyle köke geldiği zaman sağa sola kayma yapıyor, yaralamıyor. Ve bunun üretimini, gelişimini çok iyi gördük. Ağaçta da hızlı büyüme oldu. Bak arkadaş, yavaş yavaş çizmeye başladım. Bura bak kameram, yakın alalım. Bak bir tane su çıkmaz. Bir tane su çıkmaz buradan. Buradan otomatik bir şey ayarladım. Buradan su çekmez de yukarı çıkarsa buradan bu delikten akıp yine içine girer su. Su fazla eksilmesi olmaz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben çok çok faydasını gördüm. Diktiğim fıstık fidanlarından başlıyorum. Bütün fidanlarda olur. Ama vitamin çok önemli. Benim koyduğum vitamin ağacın bazı köklerini ve kalın kökleri güçlendirir ve onlara kurt gelmesi mümkün değil. Neden gelmez? Doğal olduğu için o doğal ilaçlar zehir salıyor. Hiçbir hayvan yer altından kurt falan ağacın köküne saldıramıyor. O zaman ağaç ne yapıyor? Daha güçlü oluyor. Ve bu suyu çeken vitamin, içinde olan vitamin yer altında toprakların böyle yumuşatıyor. Kayaya geldiği zaman kayaların bile sızdığı yerlerde yumuşaklık getiriyor. Ağacın kök atmasını daha fazla güçlendiriyor ve daha kolaylaştırıyor. Ağacımız o zaman ne yapıyor? Ağacımız hem boy atıyor, hem kalınlaşıyor. Meyve ve üretimde de daha da kat kat diğer ağaçlardan fazla veriyor. Yani üretimi fazla veriyor, kat kat fazla veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok memnun kaldım. Ben çok memnunum. Bir iki hafta sonra size bunların uçlarının sürgün yaptığını göstereceğim. Bak iki haftada bunlar değişecek. İki hafta, üçüncü haftaya doğru geldiğinde uçları böyle böyle sürgün yapacak. Bak ağaçların başına bak, sürgün yok. Bak kameram göster, bunu da göster. Sürgün yok. Gördüğünüz gibi bunların dibinde de böyle şişe var. Gördüğünüz gibi teknolojimiz suyu zemine indiriyor köke.
Bir iki hafta sonra ben size görüntülerini görüntüsünü geri paylaşacağım arkadaşlar. Sürgün yapmaya başlayacağım. İki hafta ve üç hafta içerisinde bu verilen vitaminli ilaçlardan, yeni teknolojimizden yaz aylarında sürekli su verirsen sürekli sürgün yapıyor, ağaç büyüyor ve beden kalınlaşması oluyor. Diktemit fidanlar da bu yıl fidanı diktik ve aynı yıl bunu teknoloji uygularsak, böyle su verirsek dibine bunları çakarak önümüzdeki sene ağaçlarımıza aşlatıyoruz. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar, merak edeceğiniz tüm ağaçlara uygun mudur? Uygundur. Tüm ağaçlara uygundur arkadaşlar. Tüm kardeşlerime saygılarımla selamlıyorum buradan arkadaşlar. Videonun bir öncekini izlediniz. Ve 15-20 gün sonra demiştim. 3 hafta, 2 hafta sonra demiştim. Bugün 17 gün oldu arkadaşlar. O çiçeği dikip suyu dibine verdim, vitaminli suyu. Ve geldim, ağaçların çok çok faydası olduğunu gördüm arkadaşlar. O size gösterdiğim ağaçları göstermiştim videoda, daha önce izlediğiniz videoda. Ağaçlarda sürgün yoktu. 17 günde ne kadar sürgün yapmış arkadaşlar. Bu vitaminli suyun ne kadar faydası olmuş size göstereceğim bana arkadaşlar. Kamera yakına verelim. Bunu köylü kardeşlerim bilir, bak taze sürgün. Gördüğünüz gibi buradan buraya kadar gelmiş. Bak arkadaşlar, taze sürgün belli olur zaten. Bak filizlenmeye taze sürgünü görüyorsunuz. Bak parmağım ucunda. 10-15 santim sürgün yapmış arkadaşlar. Burada da arkadaşlar fıstık. Bakın arkadaşlar. Size göstermiştim bunu. Kameram güzel kal. Yeni çıkan sürgünlere bakın bak. 17 günde yapan sürgün 4 parmağımdan fazla, bak gördüğünüz gibi bu da 4 parmaktan fazladır. Sürgün yapmış. Gelin arkadaşlar, diğer ağaçları da göstereyim size. Bakın arkadaşlar, tepe dallarında gördüğünüz gibi uçları yeşil yeşil ve yeni sürgünler belli zaten. Bakın arkadaşlar, yeni sürgünün rengi bile belli, bak gördüğünüz gibi. Buradan 4 parmaktan fazla sürgün yapmış. 17 günde inanılmaz bir şey yani. Malınıza deneyin, farkı görün. Orhan Usta ne kadar doğru konuştu onu. Arkadaşlar bakın, şunla saf sarı diyarpa. Bir önceki videomu izlediniz. Gelin arkadaşlar bakın. Hem yapraktan işim olmuş, hem yeni sürgün bakın. Eski yerine bakın, yenisine bakın. Bak yaptığı sürgüne. Yeri belli zaten. 17 günde olan sürgünümüz böyle. Gel kameram. Değerli kardeşlerim, şimdi herkes gücünün yettiğini yapar. Herkes gücünün yettiğini yapar. Benim arazimden şehrin arası biraz uzak olduğu için ben ancak haftada bir, 15 günde bir gelebileyim. Fırsat buldukça. Tabii başka işlerim de oluyor bunu sırada. Yine bugün geldim, yerdeki çiçekleri gösterelim, görüntü alalım. Yerdeki çiçekleri bakın. Bunların hepsi arkadaşlar, çiçektekiler sudur. Bunda da ilacımız var. Bunda da sonbahara yakın, yazın sonlarında fıstık ağaçlarımız kara zenk olmasın diye, ballanma, beyaz sinek gelmesin diye. Onu da şu ağacını gösterelim. Burada bir ağacımız var. Diğerler bütün zeytin. Burada şükür diyoruz. Yani bir ağaç bir ağaçtır. Allah'tan gelene çok şükür. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kardeşlerim, hava rüzgarlı biraz. Sesimiz anlaşılmıyor. Daha uzun video anlatırdım size. Bu kadarsa bugün yeter. Çiçeklerin hepsini arabama sığdığı kadar aldım getirdim arkadaşlar. Yine aynı geçen hafta gösterdiğim gibi. Bakın arkadaşlar. Çiçek. Bak bu da yeni sürgün. Önceki videonun bir öncekini izleyin, bir de sonunu izleyin bak. Bu sürgünü de sonradan yapmış. 17 günde gelen sürgün yanı. Ben çok çok faydasını gördüm. İmkanı olanlar bu şekil yapabilir. Bütün ağaçlara uygundur. Ama fıstıkta daha çok iyidir. 1-2 sene içerisinde hemen aşağı geliyor. Yani bu yıl diktiğimi fıstık fidanını sulama yaparsan, böyle şişeler verir, ibe verirsen, güneş onları almazsa, nemi, yaşı almazsa önümüzdeki yıl hemen onları aşatabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, inanın ki benim bu günlerde çok yoğun işlerim vardı. Sırf önceki videomu devamını getirmek için adamlara yalan çıkmayalım dedim ve beni izleyen takipçi kardeşlerim merak etmesin diye bir bundan 17 gün önceki yaptığımız görüntüyü bugünden onu birleştirdik. Arada 17 gün geçti. Sizleri sevdiğim için bugün geldim arkadaşlar, sizlere güzel bir paylaşımım olsun diye, merak etmeyin diye bu görüntüyü paylaştım ve ağaçlarımda sürgünü gördünüz. Videonun başından sonuna kadar izleyin, bakın farkı. Buna kadar videomu izleyen herkese saygılarımla selamlarım.
Sağ olun, var olun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.